Saatlerimiz 13.30'u göstermekte. Dışarıda pırıl pırıl bir hava var. Gidelim bir bahçeye, bir balkona yayılalım derim ben size. Canım çıkalım mı? Çıkalım. Nereye? İtirazın yoksa yemeğe çıkacağız canım. Yok canım. Çıkın çıkın. Hadi görüşürüz. Ya böyle her gün her gün sıkılmıyorlar mı bunlar? Hayır, evlenince ne yapacaklar yani her gün dip dibe? Ben bunu anlamadım yani. Ay size doyum olmaz. Ben gideyim şu gelinlik ne alemde onu bir göreyim. Sen de mi çıkıyorsun? Yemeğe çıkacaktık. Olcan sen git, ben arkandan geliyorum. Hayret bir şey ya. Yemekmiş. İşim gücüm başımdan aşkım. Vallahi Şesucuğum kusura bakma. Ben de Kubilay'ı organik ürünlere alıştırmaya çalışıyorum. Ekolojik bir restoranda yemek yiyeceğiz. Sen de çıkıyorsun. Oo. Boş ver ya, artık başka bir zaman çıkarız. Hadi bay. Anam yine baş başa kaldık, farkında mısın? Ya öyle oldu değil mi Şesucuğum? Öyle oldu. O zaman gidelim baş başa bir bahçeye yayılalım. Ama ben bir telefon bekliyorum öğle yemeği için canım ya. Ama boş ver ya, hadi kalk gidelim. Seni zilli. Sen de olmasan var ya, ne yapacağız bilmiyorum. Gidelim böyle bahçeye yayılalım, soğuk buz gibi bir limonata içelim. Zaten benim bu aralar içim yanıyor. Öyle mi? Ama sözleşmiştik Fatoş Hanım. Kiminle? Ha. Akşam bir yemek yeriz o zaman. Oldu. Sizi yanaklarınızdan öpüyorum. İyi günler diliyorum Fatoş Hanım. Esenlikler. Esenlikler ne demek lan? Ne bileyim abi. Heyecanlanıyorum ben Fatoş'la konuşunca. Hani siz yanaklarınızdan öperim deyince bir doz labali kaçtı gibi geldi. Daha kibar olsun toparlayayım gibilerinden şey yaptım abi. Kardeşim sen bugün Fatoş yengeyle öğle yemeğine çıkmayacak mıydın? Daha henüz yengen değil Taceddin. Ayrıca Şesu'ya söz vermiş bulunmuş. Vay be. Sertaç anlayalım. Yemekler memekler niye bizim haberimiz yok? Ha? Ayrıca o Fatoş karısı manyak mı? Niye adam öğle yemeğe çıkıyor? Bak abi yine durup dururken sinir geldi. Biliyorum Sertaç, biliyorum. Aniden kestik sigarayı, böyle oldu. Tiryakisi olmuşuz, ne yapalım? Kurtulacağız inşallah. Yaprak halledecekti yani, hipnotize falan Volkan, ne oldu? Deniyoruz abi, her şeyi deniyoruz. Akşam gelecek Yaprak, uğraşacağız bakalım inşallah. Abi akupunktürü denesen diyorum. Teyzem öyle bıraktı sigarayı. Yok. Ya iğneden korkuyorum ben ya arkadaşlar. Yani korkulacak bir şey değil belki ama huy olmuş bende. Hipnoz iyidir, hipnoz. İyi hipnoz. Kaçta dedin Sertaç? Tamam, olur. O zaman önce yemek yeriz, oradan da sinemaya kaçarız. Hangi film? Şesu yapma, randevu veriyor, karışma. Kime? Sertaç'a. Ne? Ya ne yapayım işte, yaz geldi böyle. Mahalle bizde mi? İyi, tamam. Tamam, oradayız. Tamam, tamam. Haklısın canım. Zaten zaman yok. Peki, görüşürüz. Bye bye. İyi, ben de muhallebiciye gidecektim. Birlikte çıkarız hadi. İyi, tamam. Beraber gidelim. Ya bırak kadını ya, Şesu. Niye bırakayım Aslı ya? Niye bırakayım? Kurda kuşa yem olsun. Hadi çıkalım Fatoş. İyi, tamam. Yalnız böyle dekolteyle Sertaç'la buluşman da ne kadar doğru bunu da bilmiyorum yani, diyeyim ben sana. Neyse. Hadi. Hadi yürü gidelim. Maşallah. Ne kadar kuş gibi yiyorsunuz Fatoş Hanım. Lütfen bana Fatoş da Sertaç. Niye ya? Niye sana Fatoş diyor? Bırak içinden gelmiş Fatoş Hanım demiş. Niye belli bir sahibi mesafeyi korumuyorsun ya? Şesu kardeşim sen filme de mi geleceksin bizimle? Hayır bilet yokmuş da o açıdan. Buluruz, buluruz. Sen rahat ol. Fatoş eğer yemeyeceksen ben yiyeyim. Yazık, günah ya. Onca, arkadaşlara söyle ellerine sağlık. Çok güzel olmuş pilav. Tamam Şesu. Biraz kendinden bahsetsene bana Fatoş. Hobilerin, fobilerin. Ya Allah bizi hakkını vermesin ya. O ne biçim bağlama cümlesi ya Allah'ım. Estağfurullah, ne bağlaması?
Tanımaya çalışıyorum Fatoş'u. Şesucuğum canım, bu akşam caz kafe kapalı mı? Hani sen hala bizimle burada oturuyorsun da o açıdan bir sorayım dedim. İzin aldım Fatoş. Ya. Yani böyle bir gecede bensiz idare etsinler. Her gece şesucu nereye kadar? Bir akşam da oraya giderim Fatoş. Mesela yarın ne dersin? Önce barda birer drink, sonra yemek. Tamam Sertaç, ben yarın akşam boşum, gelirim. Olur olur, ben de boşum, ayarlarsın. Niye sahipleniyor seni bu kadar? Ay bir bilsen, bilmiyorum ki. Ve Sertaç'la bizi bir saniye olsun yalnız bırakmıyor. Böyle sürekli dibimizde. Ay ilişki başlamadan dinamit koyuyor ayol. Belki Sertaç'ı sevmiyor diye yapıyordur Fatoş. Yok yok, bana hiç öyle gelmiyor. Sanki benim hiç kimseyle birlikte olmamı istemiyor gibi davranıyor. Dün akşam sinemada bir eski sevgilimle karşılaştık. İki laf edeyim dedim. Ay böyle kolumdan çekiştire çekiştire sinir etti beni. Konuşturmadı bir türlü. Ah Aslı, Şesu'nun telefonu baksana. Burada unutmuş. Unutmayın telefonlarınızı orada burada ya. Efendim, Şesu'nun telefonu Aslı ben. Ha merhaba Gonca. Haber verdiyse gelecek demektir. Hı hı. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Kim aradı? İşte bizim muhallebicide kasada duran kız. Şesu rezervasyon yaptırmış bu akşam için. Gelecek mi diye soruyor. Ay inanmıyorum ya. Ne oldu? Biz bu akşam Sertaç'la birlikte muhallebiciye gidecektik. Ay bunu nereden öğrendi ya? Yok artık Fatoş, yani bu çocuk resmen seni takip ediyor. Ya Fatoş, siz de sürekli muhallebiciye gidiyorsunuz. Canım dün gece hiçbir şey anlamadık ki. Sürekli dibimizde vır 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 vır. Ay çocuklar inanmıyorum. O ne? Şesu'nun günlüğünü buldum ya. Ay okusana. Ay okuma, çok ayıp. Okudum bile. De bu çocuk sürekli birinden bahsediyor ya. Birine aşık bence. Kime acaba? Okusana. Bak okuyorum. O gözlerle ne zaman buluşsam içim eriyor, akıyor diyeyim ben sana sevgili günlük. Acaba hayatımın kadını olabilir mi? Neden olmasın? İnsan gözünün önündeki şeyleri bazen sonradan fark eder. Ya o bana karşı boş mu? Eğer değilse anam 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 diyeyim ben sana. Kim acaba ya? Gözünün önünde ama sonradan fark etmiş. Dur bak, devam ediyor. Neredeyse her gün onu görüyorum. Bu kadar zaman o güzelliğe gözümüz alıştı artık da tam karşıdaki masada oturması, göz göze gelince gülümsemesi ve benim elimden bir şey gelmemesi tatlı bir acı ve... Nasıl tam karşıdaki masa? Tam... Ay! Aa! İnanmıyorum. Şesu Fatoş'a aşık olmuş. Ay! Ay yazık çocuğa ayol. Çok zor bir durum bu ya. Ay! Ne bağırıyorsunuz zilliler? Niye sen niye bağırıyorsun? Biz bağırmadık. Ben bağırmıyorum canım. Bağırma zaten. Niye durup dururken bağırılır mı? Hay, ben Cem'le buluşacağım. Hadi görüşürüz. Ben de Kubi'yle buluşacağım. Hadi görüşürüz. Bay. Ben de alışverişe çıkacaktım. Kimle? Ben de geleyim. Ben Sertaç'la parkta yürüyüş yapacaktım. Söz vermiştim canım. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Bir dakika. Nereye? Ya ben de çıkayım bir hava alayım ya. Hem bak bir fikrim var. Ne yapalım biliyor musun? Muhallebiciye gideriz oradan. Böyle dondurmalı kazandı bir yeriz. Nasıl fikir? Şesucuğum ben ne yapacağım seninle böyle ha? Ne yapacağım? Gelme şekerim, gelme. Ya. Bak Şesu, bak canım. Şimdi bu senin için yıkıcı olabilir. Ama bu aşkın karşılıksız. Hangi aşkım ya? Ya yani bana karşı hissettiğin duygular. Fatoş, sana karşı ne hissediyorum ki? Ay şekerim, sen bana aşık değil misin? Ay Fatoş, manyaksın sen ya. Vallahi kırkına geldin, başına vurdu herhalde. Ama... yani o zaman
Niye sen bizi Sertaş'la devamlı takip edip duruyorsun? Bizi bir saniye bile yalnız bırakmıyorsun. Öyle mi yapıyorum? Vallahi hiç farkında değilim. Hadi canım sen de. Ya bak Şisucuğum. Ben de Sertaç'la yılın aşkını yaşama peşinde falan değilim. Birlikte biraz eğleniyoruz işte. Yani Bodrum'a gidinceye kadar zaman geçiriyoruz. Yani peki sen neden sürekli benim peşimdesin? Söyle bakalım. Ya Fatoş çok yalnızım ben. Yalnız mısın? Evet. Eskiden ne kadar güzeldi ya herkes bekarken. Eskiden gezerdik, tozardık beraber, yemek yemeye giderdik, ayakkabı bakmaya giderdik, oradan sinemaya giderdik. Ne kadar güzel günlermiş o günler ya. Şimdi de gideriz şekerim. Nah gideriz. Aslı gitti, Cem'le sözlendi. Vıcık vıcık bir çift oldular. Ondan sonra Selin Volkan'la Yaprak gitti, Kubilay'ı buldu. Sen gideceksin şimdi Sertaç'ı bulacaksın. Bu garip Şesu ne yapacak sonra? Ya canım ya. Senin derdin bu muydu? Ya buydu. Başka ne olacak canım? Ben sana nasıl aşık olurum ya? Ben deli miyim? Manyak mıyım? Tabii canım. Biz kardeşiz değil mi canım? Hem o hem de yani ben senin yarı yaşındayım Fatoş ya. Değil mi? Sanam yani. Gonca. Kaç haftadır fırsat kolluyorum biliyorsun buraya gelmek için. Zaten sen de farkındasın. Yani böyle tam karşımda masada oturuyorsun. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum böyle bir güzellik karşısında. Neyse ki duygularım da karşılıksız değilmiş. Tatlı şey. Ay münasebetsiz ya. Pardon canım. Ya Fatoş arıyor ya. Allah'ım yarabbim ya. Ben bıktım bu kokonaların getir götür işlerinden ya. Bakmayacağım ben ya. Bir dakika ya. Aa yeter. Ya hayatım var benim yani. Değil mi? Tavrımı da koydum yani. Farkında mısın bilmiyorum. Ben de buranın tatlısına bayılıyorum. Bir de sağ. Basmışsınız bana diye ya. İyi olmuş. Güzel olmuş. Bebeğim benim. Zilli seni. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.